Vatan Partisi aldığı oy ortada yıllardır. Kaç kişi oldukları belki de kendilerini isim olarak bile parti üyeleri, parti mevcutu, hatta seçmenini bile bizzat şahsen tanıyor olabilir. Böyle bir çok sınırlı bir hareket. Bunun gücü tabii ki o hareketin kendisinin gücü değil, o hareketin bir takım ilişkilerinin gücü. Bu anlamda Erdoğan'ın yeni dönemde yaşadığı kriz nedeniyle Rusya ile ve Çin ile bir takım ilişkileri daha fazla geliştirdiğini ve geliştirmek istediğini görüyoruz. Bunlar da çıplak gözle görülüyor. Ama onlara mahkum olmak, sadece ve sadece Rusya'ya ve Çin'e mahkum olmak gibi bir tercihe gidebileceğini, gitmek istediğini sanmıyorum. Belki buna mecbur kalır, o ayrı bir husus olarak görebiliriz. Ama şu haliyle Erdoğan hala pragmatist bir şekilde işleri sürdürmek, iktidardaki ömrünü uzatmak istiyor. Bu onun bu çaresizliğini birilerine teslim olmuş olmak olarak, değerlendirmenin bence hızlı ve yanlış olduğu kanısındayım. Burada tabii bu değerlendirmeyi yapanların bir başka özelliği var. Bunlar zamanında bir şekilde Erdoğan'a inanmış, ona güvenmiş, onunla beraber hareket etmiş, ona destek vermiş isimler. Hala bir şekilde ummak istiyorlar. Bu yeni bir tabir biliyorsunuz. Umutlu olmak istiyorlar, ummak istiyorlar. Özellikle Kürt sorunu bahsinde başka bir aktör, seçenek göremiyorlar. Muhalefetin, hiçbir odağının bunu yapabileceği kanısında değiller. Dolayısıyla Erdoğan'a hala bir umut atfetmek istiyorlar. Böyle bir, nasıl söyleyeyim, esas onların da bir çaresizliği var bence. Yani Erdoğan'ın çaresizlik nedeniyle attığı adımları başka açıdan çaresiz olan bir takım gözlemciler yanlış yorumluyorlar ve Erdoğan'a hala bir pozitiflik atfetmeye çalışıyorlar. Erdoğan'ın Kürt sorununda yeniden örneğin çözüm noktasına gelebileceğini umuyorlar, bekliyorlar. Ama bence böyle bir şey olmayacak. Olmasının artık çok fazla bir imkanı yok. Olsa bile insanları, içeride ve dışarıda insanları inandırabilme kabiliyetinin, imkanının olacağı kanısında değilim.